Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün telefon tutacağı aldım. Telefon tutacağı nasıl bir şey aldım derseniz şöyle anlatmak istiyorum. Telefon aldım bir tane de göstermek için. Diyelim ki yayıncısınız. Twitch'te yayınınız var. Veya bir video çekeceksiniz. Yakın planda çekmeniz gerekiyor. Telefonunuzu ne yapmanız lazım? Sabit tutmanız lazım. Yani telefon tutucu da diyebiliriz buna. Bunu birçok kişi bilmiyor tabi. Şöyle telefonu sabit tutacak. İşte böyle tripod gibi, telefon tripod gibi böyle tutacak. Fakat şöyle veya işte masaya mengene ile tutturacaksın. Hemen açıyoruz. Poşetini yırttık. Pat patlı güzelce poşet yapmışlar, sağ olsunlar. Sirkeci Doğubank. Tek geçerim. Sirkeci Doğubank efendim. Malzememizi görüyorsunuz. Hemen şuralardan hunharca. Şöyle yırttık. Paketimizi çektik. Evet. Çok da güzel paketlemişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Professional Mobile Tablet Tutucunun Stand. İngilizcemde 10 numaradır ha. Biraz daha öğrenseydim İngilizler beni atacaktı. Bilmedikleri için, anlamadıkları için ne dediğimi. Evet, şimdi. Şöyle. Oo, bu bayağı iyiymiş ya. Bakayım. Bu işte arkadaşlar ya. Video bitsin yani bu. Şuradan mengenesi var. Bak şöyle. Tutturuyorsun, tamam mı? Şöyle netlesin. Tutturuyorsun. Şöyle yardımla telefonu tutuyor. Mesela işte Twitch yayıncıları falan kullanıyormuş. Yakında Twitch'e başlayacağım. Twitch kapanır Allah bilir ben başlasam. Evet. Yani burada bir aparat var. Bu mengenedir bu. Genelde bizim gibi böyle erkekler çok iyi bilir. Bu mengeneyi sıkıştırırsınız şöyle. Açmışken açalım hadi poşetinden. Çok da kibar poşetlemişler. İnsan patlatmak istemiyor. Şöyle. Bu mengene. Ondan sonra bu telefon tablet tutucu. Bunun böyle büyük olduğuna bakmayın. Muhtemelen ya telefona göredir ya tablete göre büyüyordur bakın. Büyüyüp küçülüyordur. Şöyle. Böyle de koyabilirsiniz. Genelde tablet telefon tutucu şöyle. Bir dakika. Yapıştırabilirsin de kendi zevkine göre. Şöyle. Tutuyor yani. Tutucu. Tutuyor. Buradan işte çekim mi yapacaksın artık? Ne yapacaksan. Ayarla kafana göre yap bir şeyler ya ama fazla kasma. Bu çok sevdiğim bir aparat. İşte bak bu aparatı ben çok seviyorum. Neden diyeceksin? Şimdi bunun ne özelliği var abi? Abi bütün işi yapan bu. Bunu görüyorsun bak. Yay sistemleri, hidrolik gibi. Şöyle bak. Koyuyor. Bu topuz oynar başlıklı topuz. Şuradan kırmayın tabii. Şuradan şöyle hareket ettirilebiliyor. Bu buraya şu aşağı taraf oluyor. Şöyle. Bakın gördünüz. Buradan yeri var. Hoppa. Dur bakayım. Bu buradan değil de şuraya olabilir belki. Ters koyduk. Şu. Hareket eden kısım şu. Bunu şöyle. Allah Allah. Burası da değil. Dur bakayım. Bu buraya olsa. Bu topuz kısmı buraya geliyor. Tamam. Topuz kısmı buraya geliyor hacı. Bunu çekiyorsun. Bunu çektik. Topuza koyduk. Geçirdik topuza bak. Gördün mü? Ondan sonra buraya getirdik. Bak. Bu çok önemli bir aparat. Bu arada. Bak. Burayı aldı ya. Burasını çok önemli anlatmam lazım. Çok biliyormuş gibi. Bak buraya aldı ya topuzu. Netle. Netlemiyor. Böyle yapalım. Netler. Heh.
Bak şuraya aldı. Şurayı şöyle netleyelim. Bu önemli. Buraya geçirdik bu topuzu bak. Buraya geçirdikten sonra buraya kapatıyoruz ki çıkmasın. Bu çok önemli çünkü. Burayı geçirirken de böyle şeye dikkat edin. Bak böyle çok hafif gitmesi lazım. Ondan sonra şeye gidecek. Şöyle gidecek. Bunu sıkıştırdık. Bak. Ne oldu? Oynar başlıklı oldu. Bunu sıkıştırıyorsun tabii burada. Şöyle. Ne oldu? Oynar başlıklı oldu. Şunu çok hafif böyle bir sıkıştıralım. Böyle. Bunu koyduk bu masaya. Bunu sabitliyorsun mesela. Bak böyle de durabilir. Şöyle de durabilir. Çok güzel bir şey ya. Bunu sabitliyorsun. Ne oluyor? Böyle duruyor bak. Yani sen istersen böyle oku ekrandan. İstersen şöyle yap. Şöyle mesela böyle oku, tamam mı? İstersen şöyle çekim yap. Şöyle çekim yap. İstersen bunu böyle tut, tavanı çek. Veya aşağı böyle bir şey sarkıt göster. Yani bu kullanışlı. Bu mengene kısmını da nasıl yapacağız bilmiyorum. Mengene kısmına da bir bakalım. Bu mengene çünkü çok önemli. Bu olmazsa büyük ihtimal olmaz. Fakat şu nereye geliyor ben bunu anlayamadım. Bu bir yeri tutuyor ama. Heh, tamam. Şimdi oldu. Şimdi anladım. Şu. Şuymuş abi. Bu buraya geliyor. Tamam. Bu. Gördünüz mü? Bu boruyu sıkıştırıyor usta. Şu. Bir daha gösterelim. Evet. Ve bu 70-80 santim tablet tutucu, telefon tutucu diye geçiyor. Masaya koyuyorsunuz. Ayarlamasını yapıyorsunuz. Ve şu şekilde isterseniz tutuyor. Yani bunun şey gibi görün. Repertuarındaki şarkılara bakan piyanistler de kullanıyor. Bizim gibi YouTube işi yapmaya çalışan, bakın yapıyor veya yapmaya başlamış demiyorum, yapmaya çalışan meraklılar da alıyor. Fiyatı 99 lira. Ve buradan köşe bandı bakın çok önemli burası. Bunu mesela gevşetiyorsunuz. Böyle ayarlıyorsunuz. Ondan sonra bunu sıkıyorsunuz. İsterseniz bunu şöyle de kullanabilirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Çok hoşuma gitti benim ya. Oynar başlıklı. Şu şekilde böyle. Hayırlısı olsun, güzel ya. Cem Yılmaz nasıl yapıyordu onu ya? Transformers. Kaçamak çok yakında sizlerle. Professional mobile tablet universal stunt and serial approach perfect. İşte bu arkadaşlar ya. Ben tanıtamadım. Daha stüdyom hazır değil. Kusura bakmayın ya. İzlediyseniz sağ olun. Daha ben tanıtamadım. YouTube stüdyom hazır değil benim daha ya. Şunu çıkartıyorum. Bunu tablette tutabilirsiniz bu arada. Çok da güzel tutucuları. Telefonu tutturduk. Buradan şu boruyu bağlayalım. Boru önemli. Şuradan boruyu bağladık ya. Bak şöyle. Bu mengene ya bak buradan açılıyor. Bu mengene ne işe yarıyor? Masayı tutturuyorsun şöyle. Ondan sonra sıkıştırıyorsun. Şöyle. Masaya sıkışmış halde sizin önünüze geliyor. Yani böyle sıkıştırıyorsun. İstersen cam masayı da sıkıştırabilirsin. Dikkat edin tabii elinize.
Bunu böyle sıkıştırdıktan sonra başlıyorsunuz şu şekilde ayarlamaya. Masaya çok sağ olsunlar yani bana bunu gönderdikleri için. Teşekkür ediyorum takipçilerime. Bana teşekkür ettiler. Ben de takipçilerime teşekkür ediyorum. Bunu sıkıştırdım abi. Bak. Boru sıkışmış oluyor. Gördün mü? Çok güzel aletler ya. Ya hakikaten bazıları düşünüyor. Bunları yapıyor yani. Böyle. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin efendim. Bilgisayarımızı da yeni aldık. Onu da tanıtacağız inşallah.